Değerli velilerimiz merhabalar. Ben Ayşe Çiçek, bilişim öğretmeniyim. Kaan-2.net hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Kaan-2.net tüm yönetici, çalışan, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin dahil olduğu bir öğrenci bilgi sistemidir. Velilerimiz Kaan-2.net'ten öğrencisiyle ilgili bilgilere, öğrencimiz de kendisiyle ilgili bilgilere erişim sağlayabilmektedir. Peki biz Kaan-2.net uygulamasına nasıl giriş yapacağız? Şu şekilde arama motorumuzu açtıktan sonra arama kısmına kaan2net yazmamız gerekiyor. Kaan2net yazdığımız zaman kaan2net uygulamasının resmi web sitesini göreceğiz. Gelip kaan2net yazan web sitesinin üzerine tıklamamız gerekiyor. Tıkladığım zaman benden kullanıcı adı ve şifre bilgilerimi istiyor. Zaten kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi sizlere mesaj olarak ilettik. Öğrencilerimizin Kaan2.net kullanıcı adı ve şifreleri ise TC kimlik numaraları olacak. Uygulamaya bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda uygulamayı Play Store veya App Store aracılığıyla akıllı telefon veya tabletlerinize de indirebilirsiniz. Sisteme ilk defa giriş yapıyorsanız Kaan2.net kullanıcı adı ve paralınız TC kimlik numaranız olacaktır. Fakat giriş yaptıktan sonra sistem size yeni bir şifre tanımlamanız konusunda uyarı verecektir. Dediğim gibi sizlere mi SMS olarak kullanıcı adı ve şifrelerinizi ilettik. Öğrencilerimizin kullanıcı adı ve şifreleri ise TC kimlik numaraları. İlk defa sisteme giriş yapıyorsanız, giriş yaptıktan sonra yeni bir şifre tanımlamanız için sistem sizi uyaracaktır. Yeni şifrenizi tanımlamanız gerekiyor hem öğrenci hem veli için. Daha sonraki girişlerinizde ise yine aynı şekilde kullanıcı adınız TC kimlik numaranızken artık şifreniz güncellediğiniz şifre olacaktır. Hem öğrencimiz için hem de sizler için. Sisteme giriş yaptığınız zaman böyle bir ekranla karşılaşmanız gerekiyor. Bu ekrandaki menüleri anlatmak istiyorum. Bakın sol üstte dersler kısmı var. Dersler. Kırmızı kalemle de gösterdim. Dersler menüsüne tıkladığınız zaman öğrencimizin aldığı dersleri ve her bir derse giren öğretmeni, bakın buradaki kırmızı kalemle de gösteriyorum, kutu içerisine aldım. Dersler menüsünde göreceksiniz. Bir diğer menümüz mesajlar. Mesajlar menüsünü de hemen gösteriyorum. Sağ üstte mesajlar menüsü var. Mesajlar menüsüne tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi mesajlar listesi açılıyor. Kırmızı kalemde gösterdim. Ve öğretmenimiz tarafından öğrencimizle ilgili yapılan bildirimleri bu kısımda görebiliyorsunuz. Mesajlar kısmında. Bir diğer menümüz ödevler kısmı. Ödevler menüsüne tıkladığınız zaman bakın burada kırmızı kalemde gösterdim. Ödevler menüsüne tıkladığınız zaman ödevler listesi karşınıza çıkıyor burada. Kırmızı kutu içerisine aldım. Burada öğrencimizin ödevlerini görüntüleyebilirsiniz. Ve ilgili ödevin üzerine tıkladığınız zaman örneğin dijital platform dersinden öğretmenimiz ödev vermiş. Geliyorum bu ödevin üzerine tıklıyorum. Bu ödevin üzerine tıkladığınız zaman ödevle ilgili detay penceresi açılıyor. Buradan bu detay penceresine bakarak örneğin hangi dersten öğrencimize ödev verilmiş? Bakın burada yazıyor ders ismi. İngiliz dijital platformundan öğrencimize ödev verilmiş. Peki hangi öğretmenimiz vermiş? Burada görebilirsiniz. Ödevi Megi Koçak öğretmenimiz vermiş. Ödevin başlama tarihini ve bitiş tarihini buradan görebilirsiniz. Ödevle ilgili yapılan açıklamaları görebilirsiniz. Aynı zamanda ödevle ilgili eklentileri yani öğretmenimizin ödevle ilgili yüklemiş olduğu bakın eklentileri buradan görebilirsiniz. Öğrencimiz ödevini dosya yükle yazan butona tıklayarak
yükleyebilir. Öğretmenine mesaj gönder butonumuz da var. Bu butona tıklayarak da öğretmenine mesajını iletebiliyor. Bir diğer menümüz sınavlar menüsü. Bakın şurada kırmızı kalemle göstereceğim. Sınavlar menüsüne tıkladığı zaman bakın sınavlar listesi karşımıza çıkıyor. Kırmızı kalemle gösterdim. Ve öğrencimiz ilgili sınavın üzerine tıkladığı zaman ya da sizler istediğiniz herhangi bir sınavın üzerine tıkladığınız zaman karşınıza sınav detay penceresi açılıyor. Ve bu pencereden öğrencimizin branş bazında Türkçe, matematik, fen, hayat bilgisi, yabancı her bir ders için doğru sayısını, yanlış sayısını, boş sayısını, net sayısını, hangi soruya doğru yanıt verdiği, hangi soruya yanlış yanıt verdiğini buradan görebiliyorsunuz. Bir diğer menümüz etütler menüsü. Bakın burada etütler menümüz mevcut. Etütler menüsüne tıkladığınız zaman etütler listesinde öğrencimize tanımlanan, öğretmenleri tarafından öğrencimize tanımlanan etütler karşımıza çıkıyor. Ve sizler ya da öğrencimiz ilgili etütün üzerine tıkladığı zaman örneğin Arzu Ünalan hocamız bir etüt tanımlamış ve bu etütle ilgili ben detaylara ulaşmak istiyorum. Geliyorum ilgili etütün üzerine tıklıyorum. Tıkladığınız zaman etüt detay penceresi açılıyor. Ve buradan etütün başlama zamanını, bakın burada yazıyor. Etütün bitiş zamanını, etütü hangi öğretmenin talep ettiğini, etütle ilgili öğrencimizin hangi eksik kazanımının giderileceğini ya da pekiştirileceğini görebiliyorsunuz. Ve açıklamalar kısmında da etütle ilgili açıklamalara bakabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadardı değerli verilerimiz. Takılmanız durumunda, zorlanmanız durumunda benden destek alabilirsiniz. Bilişim öğretmeni Ayşe Çiçek ben. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.